Plus Spor TV ekranlarından herkese mutlu günler. Bugün amatörlüklerin durumunu konuşacağız. İlk konuğum Ankara Amatör Spor Kulüpler Federasyon Başkanı Murat Kandazoğlu. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Bugün aslında amatörlüklerin durumunu konuşacağız sizinle. TFF Amatör İşler Kurulu belli kararlar aldı alt ligler ve bal ligleri hakkında. Siz bu kararları nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu kararlar öncelikle ne anlama geliyor? Çok teşekkür ederim. Tabii ki uzun bir aradan sonra kurul toplandı ve alt ligleri özellikle amatörlüklerle ilgili bir karar aldılar. Çeşitlilik farklı kararlar arz etti. Ama Ankara'da birinci amatör küme ile birinci amatör kümenin birleştirilmesine, 8 tane playoff takımının süper amatör ligi alınmasına ve süper amatör ligi 2 grup olarak gelecek yıl devam edilmesine, 2021-2022 sezonunda da kurulması noktasında bir karar alındı. Bal ligiyle ilgili henüz bir açıklama da gelmedi Futbol Federasyonu'ndan. Ama bununla da ilgili kısa bir zaman içerisinde bir açıklama olacağı kanaatindeyim. Ha, nasıl olmalıdır noktasında gelecek olursa elbette ki yani bugün ikinci güçlerin de oynatılmasına karar verdi Futbol Federasyonu. Bal lig karar verebilir mi? Onu bu saatten sonra bir olursa da yani tüm önlemlerini hijyen koşuluna uygun şekilde alması gerekir diye düşünüyorum. Konuşuldu ki böyle bir şeyi de almış olacak, alma noktasında bir düşünceleri tahmin ediyorum. Ama şu yapılabilir, biliyorsunuz illere göre bal ligi takımları farklılık arz ediyor. Ankara 4 takım var, işte bir tane süper amatör ligi birincisi alınabilir, 5 takım olabilir, ikincisi alabilir, 6 takım olabilir. Gelecek yıl takım sayısını daha fazlalaştırabilirsiniz. En azından bu süreyi bu şekilde geçiştirmiş olabilirsiniz. İllerden buna benzer amatör ligden çıkacak olan takımlarımızda birlemiş olursunuz. Bal ligindeki takımları düşmeye kaldırabilirsiniz. Evet, belki takım sayısı artacaktır ama diğer taraftan bakacaksınız. Bu her takımımız çok ciddi sezon başında bütçe ayırdılar, para harcadılar. Ve dolayısıyla ikincilikte söz sahibi olan takımlarımızı da göz önünde bulundurarak onların da yapmış oldukları emeği göz ardı üzerine durabilirler. Ama tabii bunu Futbol Federasyonu bu karar alacak. Tabii alınan karara da hep beraber saygı duyacağız. Ama diğer taraftan tabii kulüplerimize de ben federasyon başkanı olarak, Ankara Amatör Spor Kulübü Federasyon Başkanı olarak onların da düşünmek zorundayım, onların hakkını da korumak zorundayım. Bana göre böyle bir çözüm almanın da fayda var diye düşünüyorum. Tabii bunu göreceğiz. Evet, gelecek yılla ilgili belli başlı şeylerden bahsettiniz. Bunlar bir temenni mi yoksa planlanan, konuşulan şeyler mi? Masaya yatırılan? Şu anda bir temenni. Yani biliyorsunuz Türkiye'deki 81 ilde amatör spor kulüpleri var. Amatör spor kulüplerinin yanında da futbol ligi temsilcileri ve tertip komiteleri var. Onlar tabii sezon planlamasını yapacaklar. Daha sonra da Futbol Federasyonu Amatör Kurulu işlerine bunları verecekler. Ama biliyorsunuz bu pandemi sürecinden dolayı ülkemizde ciddi problemler yaşanıyor. Yani liglerin ne zaman başlayacağı noktasında şu anda kesin bir tarih yok. Bu tarihin belirlenmesi de zor görünüyor. Çünkü ülkemizdeki şu anda pandemi sürecine baktığımızda bunun tabii ki sayısının her geçen gün biraz arttığını görebiliyoruz. Yani bunlar ne zaman ki artık sabit bir noktada ulaşabilir, ne zaman kontrol altına alabilecek noktaya gelinebilir. Başlaması ile ilgili bir konuşmalar, bir çalışmalar yapılabilir. Ama size ifade ediyorum. Yani alt liglerin başlaması ile ilgili önlemlerin bunun çalışmalarının hızlı şekilde yapılması gerekmekte. Yani biz artık COVID-19'a alışık bir şekilde de hayatımızı idame ettirmek durumundayız. Artık bunun çaresi yok. Ama tabii bütün kurallara dikkat ederek bunlar nedir? Maske kuralı, temizlik kuralı. Bunları mümkün olduğunca dikkat ederek bu şartları oluşturarak alakalı
çalışmanın yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde de Futbol Federasyonu, Amatör Kurul ve ilerideki federasyon başkanı ve ilçe bunlarla ilgili açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Ama şunu yapmak lazım. Bu tür kararlarda özellikle tabii ki alanlarda çok beklememek lazım. Yani bir belirsizliğe doğru insanlar da itmemek lazım. Hızlı ve çabuk karar almak lazım. Yani elinde ciddi raporlar var. Yani nasıl olması ve nasıl bir işler yapılarak tabii ki bu kararlar alınabilir ve hayata geçebilir diye düşünüyorum. Evet, siz de problemlerin altını çizmişken kulüpler peki bu kararların gecikmesiyle ilgili sıkıntı yaşadılar mı, zarara uğradılar mı, bunları sizden dilemek istiyorum. Şimdi tabii bu süre içerisinde bunlar olsun, süper amatör takımlarındaki playoff takımlar olsun, Türkiye genelinde yani liglerin bünyelerini muhafaza ettiler. Yani onların ücret karşıladılar, ödediler. Tabii bu işte bunların ödenmesi de güzel bir şey ama diğer taraftan da amatör sonuç olarak kısıtlı olan kulüplerimiz her ne kadar bu belediye takımı olsa da kamu takımının durumu ortada. Yani gerçekten ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntıdan yaşamını yapmak zorunda. Dolayısıyla bu süreçte bu kararın gecikmesinden dolayı kulüpler bize gelen sezlenişleri bu konuda ya keşke daha önceden Sayın Başkanım karar verseydiniz biz bu kadar bir ekonomik sıkıntı çekmezdik noktasında. Tabii biz de izah ediyoruz. Yani bunların biz fikrimizi, düşüncemizi daha önce bu ekranlardan bir kez aktardım. Yani nasıl olması noktası gerektiğinde. Sonuçta illerde bir federasyon başkanları var. Yani amatör kuruldaki Sayın Başkan ve yönetimler şunu diyebilirdi. Yani herkes kendi ilindeki pozisyonu biliyor. Ona göre bir karar alsınlar ve bize bildirsin denilebilir. Sonuçta sağlık kurumlarından raporlar ortada. Yani Süper Lig alt liglerin durumları ortada. Ve hızlı bir karar yönlerin tayin edebilirlerdi. Ama bu bekletildi. Karar verildi. Ha, burada saygı duyuyoruz. Yani bekletilmesi çok güzel olurdu. Yani biraz sorumlulukları dağıtmamız lazım. Yani bunu da böyle bir gerçekten çok güzel olmuştur diye de lanse etmenin de çok açıkçası durmuyorum. Yani üzülüyorum. Şundan dolayı üzülüyorum. Sizlik insanlara yorar, sıkar, üzer. Dolayısıyla bundan da kulüplerimiz çok ciddi şekilde etkilendiler. Ve şimdi tabii futbol okulları var. Yani futbol okullarının açılması belirsizlikler var. Bundan da bir an önce belli olması lazım. Bundan da bir şekilde ya yapılacaktır ya yapılmayacaktır, ya açılacaktır ya açılmayacaktır noktasında bir karar verilmesi lazım. Bu kararların hızlı ve çabuk alınması kararlar. Yani şu tarihte başlanacaktır. Yani ortada bir belirsizlik var. En çok dolayısıyla burada tabii kulüplerimiz tabii ki onlar da anlayışlı ve hoşgörülü bu sürecin tabii ki yaşanan bu süreçten dolayı kendilerine durumları izah ettik. Ama bir kez daha altını çizmem gerekirse yani illerimizde il temsilcisi ve federasyon başkanları var. Bütün organizasyonlar bunlar üzerinden yürüyor. Yıllarca böyle yürümüş. Ama bazı yetki ve sorumlulukta olan insanlara bırakalım. Dinamikleri daha iyidir. Çok daha iyi görürler. Ve o almış olan kararları da amatör var mıydı? Orasını da bilemiyorum tabii ki. Tabii buna da saygı duyuyorum. Evet, önümüzdeki günlerde biz de bu durumun sürecinin takipçisi olacağız. Sizi tekrardan Class Sport TV ekranlarına bekleyeceğiz. Önümüzdeki bu belirsiz günlerde. Peki. Çok size de iyi, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ünlü gazeteci Efkan Bucak'la amatörliklerin durumunu konuşacağız. Efkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Dün Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Lig İşler Kurulu toplantısı sonrası kararlar aldı. Kararları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya beklenmedik bir şey yok açıkçası. Hani ben de inceledim. Federasyonun zaten şimdi daha önce topu
tertip kurullarına atmıştır Türkiye Futbol Federasyonu. Hani siz kendi kararınızı verin, biz de bakalım duruma göre uygun görürsek kabul ederiz şeklinde. Ama zaten hani o tertip komiteleri de hani karar alırken bağımsız karar almıyorlar. Hani diyorlar ya böyle yapsak mı şeklinde. Öyle olunca hani zaten TFF ile görüşerek aldıkları kararları amatör kurula sundular. Ve baktığımız zaman hani tabii şimdi her ilin kendi ayrı kararı var. Çünkü her ildeki takım sayısı farklı, liglerin farklı. Her ilde mesela süper amatör lig yok. Bazılarına sadece tek bir lig var. Şimdi böyle olunca tabii her il mecburen kendi tertip komitesini toplayıp ona göre karar vermek zorunda kaldı. Yani şey var hani zaten hani liglerin devam etmesi mümkün değildi. Çoğu idi. İkinci amatörlere baktığımız zaman zaten en büyük sorun ikinci amatör liglerdi. Çünkü bildiğiniz gibi zaten süper amatör ligler oynanacak. Mecburen oynanacak. Çünkü bölgesel amatör lige takım verilmesi gerekiyor. Bölgesel amatör ligde oynanmak zorunda çünkü 3. lige takım veriyor. Baktığımız zaman hani mesela Ankara'yı ele alalım. Ankara'nın zaten 2. amatör liginde 2-3 maç oynanmıştı. Hani o ligi ne yapacaksınız? Hani mecburen üst ligde birleştireceksiniz. Ha, beklenen kararlardı. Bence doğru kararlar mı? Ben kararları çok beğenmedim. Hani birinci ve ikinci amatör ligleri birleştirmek ki burada 24 ilden bahsediyoruz. 24 ilin birinci ve amatör ligleri birleştirildi. Biraz popülist buldum. Hani yurt dışına baktığımız zaman hani yurt dışındaki amatör ligleri de takip ediyorum. Orada direkt hani bütün sezonu şey yapıyorlar, iptal ediyorlar. Örneğin mesela hani İngiltere'de bir amatör ligde takımın teki 24 maç üst üste kazanmış. Hani şampiyonluğu garantilemişler. O ligi iptal ettiler mesela. Kusura bakmayın oynatmıyoruz diye. Futbol Federasyonu burada biraz daha popülist davrandı. Hani zaten şey vardı. Şimdi hani uzun zamandır tabii tartışılıyor bu. Hani kulüpler kendi aralarında tartışıyorlar. Ne olsa ne olsun. Hani kimse oynamak istemiyordu ligleri. Ama hava şuydu. Oynamayalım ama hepimiz çıkalım şeklindeydi. Ki öyle de oldu. Yani çoğu ligde takımlar oynamadan üst lige çıktılar. O Evet. şekilde yani mesela bazı illerde de mesela İstanbul'da ilk 4 çıktı. Zaten 8-9 tane takım vardı her grupta. İddialı olanların hepsi çıktılar. Peki O şekilde. önümüzdeki süreçte amatörleri neler bekliyor? Amatörleri zaten siz en yakından takip eden gazetecisiniz. Bu yüzden sizin görüşleriniz bizim için çok önemli. Teşekkür ederim. Ya aslında bir şey değişecek gibi de durmuyor. Hani ya şimdi böyle devam edilirse hani şimdi sürekli bir yukarıya bir terfi, sürekli bir yükselme var. Hani sürekli takım yükseltiyorlar. Hani ben mesela şeyi tahmin ediyorum. Herhalde bundan bir 20 sene sonra Süper Lig'de mesela 30 takımla falan oynanacak herhalde. Ona gözüküyor. Hani sürekli takım şişirme, sürekli taşım şişirme. Mesela 2000'lerin başında Türkiye Futbol Federasyonu çok cesur bir karar almıştı. O zamanlar 3. Lig 10 takımlıydı. Bayağı takım eksiktiler mesela. Mesela şu anki konjonktürde onu yapamazsınız. Ama o zaman üst üste 4 sene falan 4'er tane takım düşürdüler her gruptan. Yani federasyonun biraz daha dirayetli olup mesela şey demesini beklerdim ben. Hani ikinci amatörlükleri oynanmamış sayıyorum. Çünkü hani İkinci amatörlükler, hakikaten amatörlükler, insanların keyif için oynadığı ligler. Şeyi anlayabiliyorum mesela hani süper amatör, birinci amatör, bölgesel amatörlük, hani bunları oynatmak zorundalar. Neden derseniz isimleri amatör fakat bu ligler artık amatörlükten çıkmış, belli bir ekonominin döndüğü ligler. Yani insan, gerçekten hani geçimini süper amatörlükten, bölgesel amatörlükten kazandığı paralarla sağlayan insanlar var. Hani şimdi böyle bir ortamda ben ligi oynatmıyorum deme şansı pek yok. Hani ülke ekonomisinde zaten durumu belli. Hani böyle olunca tamam hakikaten de süper amatör lig oynansın. Bölgesel amatör lig de oynansın. Hatta bence daha da önce başlatılabilirdi. Şimdi hani şimdi tamam şey deniyor. Yani sağlık, hani belli kriterler falan ama hani dışarı çıkıp bakıyoruz. Hani ülkemiz artık yani normal döndü her şey. Hani otobüsler, minibüsler bile ağzına kadar doluyken
Hani amatör maçları oynatabilirsiniz. Yani düşünün, Süper Lig'de bir maça 295 kişi alabiliyorsunuz. O yüzden amatör ligler zaten hani futbolcular hariç 20 kişiyle falan oynanıyor. Hani Temmuz'da veya Haziran sonunda başlatılabilirdi bu ligler. Ya işte ama amatör ligler biraz yönetim sistemi değişmesi lazım. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki amatörlere, ben işleyişten bahsetmek istedim yeni insanlara. Hani ben size hakem veririm ama siz kendi aralarınıza tertip komiteleri oluşturun. Kendinize bir amatör spor kulüpleri federasyonu seçin. Siz kendi sisteminizi düzenleyin. Ben sadece onaylayayım. Bir de size hakem veririm. Sistem bu. Bunun üzerine işliyor. Hani şimdi böyle bu sistem olunca hani kulüpleri yönetenler kulüpler. Hani kendilerini yönetiyorlar. Böyle olunca çok popülist kararlar çıkabiliyor. Çünkü hani ufak camialar, herkes yüzle bakıyor. Öyle olunca insanlar, yönetici konumdaki insanlar kulüplere hayır diyemiyorlar. Bu yıllardır böyle. Hani bu öyle de olduğu için de hani böyle kararlar çıkıyor. Hani Türkiye'nin hiçbir yerinde hani böyle cesur karar göremiyoruz artık. Ve bu şekilde devam edecek. Hani birinci amatör, ikinci amatör birleştirildi. Bundan 2 sene sonra da ilk beşleri çıkartıyorum derler. İlk altıyı çıkartıyorum derler. Veya ikinci amatör, üçüncü amatör de kuruyorum derler. Bu işleyişin bir değişmesi gerekiyor. Bence hani Türkiye, amatörlere şirket gibi bir yönetim gelmesi gerekiyor. Fakat yani şimdi Süper Lig'in durumu belliyken de amatörler için fazla bir şey istemeyeyim. Tam da Süper Lig konusuna gelmişken aslında sormak istediğim bir önemli bir konu daha var. Beşiktaş'ta Laiç ve Lens'in Covid-19 testi pozitif çıktı ve daha mütevazı şartlar altında çalışan amatör kulüplerde bu bir işaret sayılmalı mı aslında önümüzdeki dönemler için? Ya tabii ya şey var hani test anlıyorum hani bu tehlike hala var zaten hani şey mi demek istiyorsun hani ligleri etkileyebilir mi şeklinde hani şey var evet mesela Sağlık herkese test şartları yapılamaz açısından bahsediyorum. anlıyorum ben işte o bakımdan mesela hani ikinci amatör mesela oynatılmaması tamam doğrudur dediğiniz gibi ama şimdi şu da var hani profesyonel futbolu biraz daha farklı değerlendirmek lazım amatörde hani yani normal sokakta yürüyen insanların da hepsi test yaptıramıyor. Ama kontak halindeyiz sürekli birbirimizle. Ama amatör maçta kontak halindeyiz. Hani biraz dikkatle hani şey olabilir. Hani ben biraz açıkça o konuda biraz geniş bir insanım. Hani o kadar şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Siz riskin galiba Başka? Süper Lig'le az çok aynı olduğunu düşünüyorsunuz. Yani yok evet hani yani tamam hani sosyal mesafe olacak ama yani her mutlaka dikkat edilsin. Fakat hani önüne geçemeyiz. Hani ne yapılabilir? Ya top oynatmayacağız ya da hayatımıza bir şekilde devam edeceğiz. Riskler şey güvenlik tedbirlerimizi alarak hani belirli tedbirler alınarak amatörlükler devam edebilir. Biz ama süperlik devam ediyor zaten. Yani gol sevinçlerini görüyoruz zaten yani. Yok. Evet, çok teşekkür ediyorum samimi cevaplarınız için. Tekrardan görüşmek üzere Efkan Bıcak. Hoşça kalın. Rica ederim.